Türkiye'nin tek yerli ve milli konuşma programı Zamanlama Manidar'a hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta, bundan sonraki haftalarda olacağı gibi Çetin Tankoç. Esnaf şair ve günün adım Çetin Tankoç. Abi kusura bakma, lakaplarını bir kısmını geciktirdim. Geciktirdim, özür dilerim. Önemli kardeşim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Öncelikle yeni bir mecradayız. Medyascope'dayız. Onunla ilgili bir iki kelam et istersen. Edeyim. Dinamik, güzel. Yeni bir atmosfer. Teşekkürler abi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın İKÖ zirvesindeki açıklamalarından başlayalım. İslam Konferansı Örgütü eski adıyla. Evet. Bir ayda toplamadaki sıkıntıdan bahsetti. Bununla ilgili sitem iletti ülkelere. Evet. Genel olarak da ülkemizde bir aidat toplamada sıkıntı yaşanıyor abi. Yani bundan apartman yöneticileri de şikayetçi, dernekler de esnaf şikayetçi, odalarda. Esnaf odaları şikayetçi, kulüpler şikayetçi. Doğru. Nedir bunun bu sorunun çözümü sence? Ya bunu beni tanıyanlar zaten bu konuda daha önce milli projeler ürettim biliyorlar. Yer yerde başarılar elde ettik. Ne gibi? Şimdi bir kere biz daha önce Türk ordusunun İhtiyaç fazlası emekli albaylarını apartmanlarda istihdam ederek aidat kaçağını engelledik. Evet. Yani takır takır ayın 1 ile 5 arası bile değil. 1 ile 2 arası arasında aidatlar takır takır aktı. Fakat sonradan işte yeni Türkiye, sivilleşme, genç rahatsızlardan sonra bu emekli albaylar gözden düştü. Bir çeşit aslında otoritelerini kaybettiler. Kaybettiler. Gelen artistik yaptı, nanik yaptı. Abi bir dahaki ay vereceğim diyenler oldu. Bunları sivilleşmeyi kötüye kullananlar olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii Sayın yoksa hocam. Sivillik iyi bir şeydir. Keşke herkes sivil olsa. Bir memleket sivillerle yükselir zaten. Değil mi yani evet. Şimdi? Ama biz orada dereceyi kaybettik yani. Orantıyı tutturamadık. Böyle de Türkiye'nin bütün kurumlarında yani yeni Türkiye'de aidatlar aksadı kardeşim. Demin saydığın gibi de apartmandan tut devlet dairesi kurumuna kadar hepsinde akışlar bozuldu. Bunun için de beni daha önce tanıyanlar muhtarlara verdiğim önemi, bu konuda proje hazırladığımı, Cumhurbaşkanı'nı yönlendirdim bilirler. Evet aynen. İlk gündeme getirdim. Defalarca bu programda konuştuk bunu. Gündeme getirdik. Bugün de ben çözüm olarak muhtarların bu konuya görevlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birebir markaja uygun bir kurum. Sürekli mahallenin içinde, yani aidat ödemeyen esnafı da takip eder, apartman sakinini de takip eder, kulüp üyesini de takip eder. Kaçmaz yani. Hem de bürokratik tecrübeleri var değil mi Çetin abi? Tabii ki. Yani bir yönetme kabiliyeti artı bir de yönetme tecrübesi ister bu tür işler. Bir de elinde dinamik, canlı, aktif bir azalar. İhtiyar heyeti var. İhtiyar heyeti de var. Yani henüz yaşayanlarıyla onların, evet. Emekli ama yaşayanlarıyla evet. Bir şey kurulabilir diyorsun yani. Tabii bir şey daha söyleyeyim. Sen kızacaksın biliyorum ama. Aziz Yıldırım'ın da evet, bu konulardaki başarısı yatsınamaz. Aynen. 300-500 üyeden hem 1 milyon üyeye çıkarıp hem de çatır çatır aidat alması doğrusu takdire değer bu konularda istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Yani muhtarlar da çözüm olmazsa. Hazırlanın sözüm Yıldırım. Olabilir. Peki Sayın Yıldırım'ın da açıklamaları var. Ona daha sonra geleceğiz. Söz hakkı da doğdu mu acaba ona? Doğduysa mecramız herkese açık. Peki Çetin abi. Yani bu aidat meselesini aidatlıktan çıkarıp yıldat formatında yıllık mı alsak? Biliyorsun spor salonları bu konuyu çözdü. Aylık üyelik alıyorlardı. Zaten. Şunu anladılar. Baktılar. Aylık para veren kerizler gelmiyorlar. Yani. Ben bundan yıllık para alayım. Nasıl olsa 3 gün sonra gelmeyecek. Dolayısıyla yıllığa çevirdiler işi. Doğru. Yani böyle bir keriz silkeleme yöntemiyle acaba... Spor salonu sistemi. Aynen. Spor salonu sistemiyle aidatı yıldata çevirip yıllık alalım. Zaten gelmeyen gelmez. Vallahi şu andaki şeye de çok uygun aslında. Ülkenin konsepti. O kerizleme aynen. Yöntemi uygun aynen. Aslında. Bir de tabii burada İran'ı ayırmak gerekir. Aidatını vermeyen ülkelerden adam hem parasını veriyor hem kınanıyor ya. Niye aidat ödesin ki? İşte parasıyla rezil olmak var. Aynen. Odur yani. Maalesef İran ödedim mi ödedemedim aidatı o ülkeleri kaçırdım ama öder. Öder. İran öder. Öder. Evet. Peki. Var mı Çetin abi bu konuya ekleyeceğim bir şey? Biz söyleyeceğimizi söyledik artık. Çok gerekli devlet erkanı. Bundan ibretlik dersler çıkarsın. Çok net söyledin. Bu arada soruları alabiliriz arkadaşlar. Ben bu ekranda soruları görebiliyorum herhalde. Evet. Çetin abi,
Yine geçtiğimiz günlerde hep hastalığına yakalandım, görüyor musun? Evet. Maalesef. Bu bir virüs galiba. Konuya giriş dersi mi alsam ben ya? Vallahi bu konuda bir sürü ders veriliyor. Evet, değil mi? Konuya tabii girme dersi. Fıkrayla mı başlasam acaba? Küçük bir fıkra anlatıp. Küçük yersiz bir fıkra. Oradan da. Olabilir kardeşim. Bağlayıp. Peki. Çetin abi, şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Evet. Galiba öğretmenlerle ilgili bir toplantıda. Kendisi ilkokulda müsamerelerde öğretmenin tarafından hep başbakan rolünde oynatıldığını söyledi. Evet. Sen mesela abi, daha sonra tabii bu müsamere gerçeğe dönüştü. Öğretmenin duasıyla gerçeğe dönüşüp başbakan oldu. Müsamere bir çeşit başka bir müsamereye dönüştü. Sen peki çocukken ne oynamıştın müsamerelerde? Ya da bu tür gösterilere katıldın mı? Hevesin var mıydı? Çok hevesim vardı. Ama hevesim kırdı. Kim kırdı abi seni? Şöyle, istersen biraz açarak anlatayım çünkü yeterince anlaşılamayabilir. Ben ilkokul 5'te bütün engellenmelere rağmen 23 Nisan kortejine kendimi zorla yazdırdım. Defalarca ailemi ikna etmeye çalıştılar. Ya bu çocuk katılmasın. Kim ikna etmeye çalışıyor? Öğretmenler, okul müdürü falan. Niye size böyle kötülük yapıyorlar? Her şeye rağmen. Çünkü neden? O dönemde de Türkiye'nin yerli ve milli tek öğrencisi bendim. Ha. O dönem Milli Eğitim Masonların ve çeşitli Alman vakıflarının. Ve Mossad'ın. Tabii ki. Elindeydi. Kısmen paralel yapının da. Bayağı büyük bir kısmen paralel etki altındaydı. Neyse, neticede o aralığı hepsini açtık. Balıkesir stadında okullar teker teker yürüyüş yaptı. Hocam üzerinizde ne var? Biraz betimleyin orayı. Betimleyeyim hocam. Ha. Ne giyiyorsunuz o sırada? O dönemde herkes mecbur siyah önlük beyaz yaka giyiyordu. Ha. Bir de kıyafet diye bir grup vardı. Kıyafet dikilirdi. Bizi işte almadılar oraya. Oraya almadılar. Orası bir üst. Ben hep oraya giderdim. Annem terzi olduğu için kıyafetle okuldan satın almazdık. Zengin çocuğu olmayasın sakın. Evet. Değildim. Terzi çocuğuydum ya. Ha, terzi çocuğu kontenjanından. Kontenjanından. Makas mı tutuyordun yürüyüşte? Nasıl bir şey taşıyordun yani? Aynen. İşte o şeyi alıyordum. Kıyafeti anneme getiriyordum. Onun ölçülerini hemen ucuza dikiyordu yani. O şekilde. Demek ki bizim kerizliğimiz terzi aynen çocuğu olmamak. Aynen. Peki siz hocam buyurun. Üzerinizde kara önlük var. Kara önlük, beyaz yaka. La, sıra bize geldi. Kasımpaşa İlk Öğretim Okulu'na. Fakat kardeşim, o deminden beri saydım, vakıflar, masonlar, dernekler, Mossad'lar 23 Nisan'da yağmur yağdırdı. Allah Allah. Böyle bir şey mümkün mü ya? Sen hiç hayatta 23 Nisan'da yağmur gördün? Yok hocam, yok. Bizim yürüyüşümüz durduruldu. Apar topar dolmuşlara atıldık. Peki hocam, tesadüf mü bu? Sizin 23 Nisan'da yürümenizin engellenmesi? Bence Türkiye'de tesadüfe bir yer yok. Olsa olsa zamanlama manidar olabilir. Zamanlama manidar geldi. Evet. Vallahi manidar zamanlarda geçmişsiniz. 19 Mayıs'a katıldınız mı hiç? Yaşım tutmadı. Hiç? Evet. 19 Mayıs hareketi yapmadınız mı? Yapmadım hocam. Ha? Tren gelir, hoş geldin işte. Maalesef gelir. Bizi almadılar. Almadılar. Yaşımız geçmişti. Hocam bayağı haksızlığa uğramışsınız ya. İnşallah birileri tarih önünde sizden özür diler bir gün. Zaten herkes özür diliyor sırasıyla. Sırasıyla. Teşekkür ederim. Peki, hocam geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun bir açıklaması oldu. Evet. Kendisi iklimle ilgili konuştu. Kendi verilerinin NASA'dan daha sağlıklı olduğunu iddia etti ve NASA'ya sen kimsin diye sordu. Hı hı. Şimdi siz biliyorsunuz eski bir NASA çalışanısınız. Emekli. Emekli. Mahallen emekli. Mahallen emekli hocam. Orayı düzeltelim. Yıllarca uzayda Kürt var mı enstitüsünün başındaydınız. Başındaydım. Neden mahallen emekli oldunuz hocam? Hocam sürekli göğe baka baka boynum tutuldu. Ha, tutuldu. O yüzden daha fazla o ağrıyı acıyı çekemedim. Anladım. Bıraktım. Peki hocam uzayda Kürt bulabildiniz mi? Yerleştim. Irktaşlarınızdan herhangi birini. Uzayda makul Kürt arıyorduk kardeşim. Makul Kürt arıyorduk. Normal Kürt aramıyorduk. Aynen. O normal da Kürt Hakkari'de olur. Ha. Mardin'de olur. Diyarbakır'da. Ve minimum diğer başka sınırlarda olur. Makul Kürt dünyada olmadığı için uzaydan baktınız. Uzaydan baktık, orada da bulamadık. Süreci yürütecek makul Kürt bulamadık. Geçmiş olsun. Peki hocam, siz emekli bir NASA çalışanısınız ama galiba orada da maalesef akıl almaz derecede yolsuzluklar olmuş. Evet.
Öncelikle onunla ilgili bir videomuz var. Hazır mı videomuz? Önce videoyu izleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. Hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz, yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki. Evet. Çetin abi, Kübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları net. Yani ortada 100 bin dolara çözülebilecek bir mesele var. Kendisi net söylüyor 100 bin dolar diye. Umuma açık, kamuoyuna açık, halka açık bir teklifte bulunuyor. Aynı işi NASA 100 milyar dolara yapıyor. Ama Sayın Cübbeli Ahmet Bey'in kaçırdığı bir şey var. NASA çalışanları vejetaryendir. Et ve but aramazlar orada yani. He, aramıyorlar et. Tabii ki yani. Anladım. Ama Çetin evet. Abi şöyle de bir şey var şimdi. Gerçekçi olalım. Şimdi Türkiye'nin namuslu, dürüst, madalya takılası, onurlu iş adamlarını Amerikalardan kovuşturan savcı, paralel savcı, evet, neden kendi ülkesindeki bu büyük çapta 100 milyar dolar eksi 100 bin dolarlık yolsuzluğu araştırmıyor? Karim, sen bugün benim 3 kuruşluk NASA'daki malullük maaşımı elinden mi almaya çalışıyorsun? Ama anlayamadım. Hocam, niye beni sıkıştırıyorsunuz bu kez? Sizin önemli olan maaşınız değil, yerli ve milli olmanız ya. Yerli ve milli de aç olmuyor ama işte. Ha? Aç olmuyor. Yerli ve milli NASA'cı diye biliyoruz sizi. Sonra bak ben... Ya zaten NASA'daki herkes öyle değil. Paralelciler öyle. Pardon. Tabii ki zaten biz de bu konuda çeşitli defalarda üstlerime şey yazdım. Jurnaller yazdım yani. Jurnaller. Çeşitli açıklamalarınız evet. Oldu yani. Ama orada da işte dikkate alınmıyor üst katlarda. Sonra NASA'nın kardeşim bir ton da gideri var. Abartıyor bunlar yani. Yani yıldızlara bakanları var. Ay'a bakanı var. Bir de o uzay gemileri çok yakıyor. Ve çok yakıyor. Aşırı benzin masrafı var. Dizel değil hiçbiri. Dizel değil maalesef. Sonra yani Sayın Orman Bakanı da bir konuda haklı. Evet. Biz NASA'dan ilerideyiz. Çünkü biz öyle Ay'a güneşe bakmayız. Bu ülkenin %70'i romantizm hastasıdır. Yağmur yağacağını Allah razı olsun. En az bir saat önce söylerler. Evet. Öbürü denizcisi şöyle bir bakar. Orada bulut birikti der, fırtına kopacak der. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. O yüzden biz ilerideyiz kardeşim. Peki. Ki ben eski bir NASA çalışan olarak söylüyorum. Eski NASA çalışan. Eski NASA'cı. Peki. Şimdi Çetin abi, coğrafya bölümümüze geldik. İstersen coğrafya bölümünde bugün enteresan bir Uzak Doğu şehrini konu alacağız. Evet. Siz de eski bir Uzak Doğu uzmanısınız. Evet. Eski diyebilir miyiz hocam? Eskiyim. Eski. Uzak Doğu eski uzmanı mı diyelim yoksa? Eski Uzak Doğu uzmanı. Eskinin Uzak Doğusu mu? Tabii, ben bugünün Uzak Doğusu bilmem. Bilmezsiniz ha. Çin tarihi. İşte modern Moğolistan. Anladım. Bilirim. Ha şimdi çok kişi bir soru soruyor bana. Ya efendim, niye Orta Doğu değil de Uzak Doğu? Ben 50 defa başvurdum. Orta Doğu'da kadro çıkmadı. Ben de baktım. En yakını Uzak Doğu. Yakın Uzak Doğu'yu. Yoksa hocam, başvurduğunuz iş yerleri size aman bizden uzak dur mu dediler? Uzak durdum. Uzak Doğu uzmanı. Niye hocam Orta Doğu uzmanı olamadınız? Kadrolar dolu kardeşim. Çok mu Orta Doğu beni? Uzmanı var? Tabii ki. He, memleket Orta Doğu uzmanıyla dolu. Anladım. Peki. Bugünkü konumuz Singapur abi. Evet. Neresidir bu Singapur? Ne tavsiye edersin gidecek olanlara? Nerelere gitsinler? Nerede eğlensinler? Neler yapsınlar? Bir kere Singapur bir Asya ülkesi, adadır. Adalar da insanlık tarihinde çok önemli şeyler taşır. Değerler taşır. Beni dinlersiniz hocam. Dinliyorum hocam. Ha. Soruları almakla ilgili bir şey var mı? Tabii. Sizden şimdi Uzak Doğu dedin. Malezya. Bir kere Allah'a şükür çiftçinin, tarımcının olmadığı tek topraklar. Singapur. Tabii. %2 civarı bir şey. Ne yapıyorlar hocam orada? Hepsi batılı yani. Endüstriyelci. Endüstriyelci. Ve depolama sanayisi.
tamirat sanayisi. Şimdi bugün haberlerde çıktı galiba. Gördüm. Binali Yıldırım'ın oğlunun Singapur'da bir rulet masasında görüntüler çıkmış. Evet, fotoğrafları var. Fotoğrafları. Şimdi kardeşim, yani bu adam belki Singapur'a depolama işi için gitmiştir. Belki tamirat için. Belki telefonu düştü, kırıldı. Ekranını ucuz değiştirmek. Singapur'da daha ucuz. E gitmişken bir şansını deneyemez mi? Ha denedi. Şimdi bizim kültürümüzde zaten Luna Park'larda biliyorsun kassakla sigara tutturmalar, tavşana bilmem şey çektim. E şimdi burada teknolojiye dayanmayan şans oyunları batıya da gidince doğal olarak teknolojik şans oyunları denelim. Bir de hocam anladığım kadarıyla burada Rusya'nın da fax makinesi yok muydu diye bir soru gelmiş, pardon. Maalesef faksı açtık değil mi hocam? Faks canını açtık. Bazıları başka şeyler, biz faksı açtık. Evet. Çetin abi, burada bir Rusya parmağı görüyorum ben. Biliyorsun ilişkilerimiz gergin. Biliyorsun iki çeşit rulet var. Bir normal rulet, masada oynanan, bir de Rus ruleti var. Şimdi sanki acaba Ruslar ruleti tekerlerini almak için mi diğer rulet için karalamak zorunda? Zaten bu fotoğrafın yayınlanma kaynaklarına bakarsan Rus kaynaklarından çıktı fotoğraf. Evet. Neden? Çünkü rulet ellerinden kaçıyor. Evet. Biz Avrupa ruletine geçtik. Rus ruleti nasıl bir şeydi hocam? Kardeşim Rus ruleti dedin zaten. Öyle bildiğiniz gibi bir rulette değil. Bildiğiniz Rus ruleti yani iki arkadaş ilişkisi de angajman kurallarını ihlal ettiğinde bunu kardeşim yarın sabah ruletle hallediyordular. Yani öyle sandığımız gibi başka bir şey değil. Silahı tutuyorsun, kafana tutuyorsun, öyle bir şey yok. Yani. Anladım. Angajman kuralı ihlal tartışmasıdır yani. Anladım. Peki. O zaman diyorsun ki yani bunda bir sorun yok. Yani yazı tura atmakla gidip orada rulet oynamak arasında ne fark var? Bence zamanlaması manidar. Zamanlama mı? Neden bu çocuk ilk defa mı kumara başladı ya? Tabii. Niye şimdi diyorsun? Ben niye rulette? Niye kağıt oyunu değil? Aynen. Doğru. Çok haklısın. Peki. Çetin abi başka köşemiz bundan sonra her hafta haftanın lüzumsuzu köşemiz olacak. Bu hafta haftanın lüzumsuzu köşemizin konu maydanoz. Maydanoz. Şimdi öncelikle ben giriş yapayım. Lütfen hocam. Sizin zaten burası. Buradan bütün yemek yapıcılara, kadın erkek, bütün yemek yapan emekçi insanlara... Çok güzel ifade ettin ya, yemek yapıcılar. Evet, yapıcılar. Profesyonel ya da amatör. İlk defa duyuyorum. Lütfen, ama lütfen. Hiçbir yemeğin içine maydanoz katmayın. Çorbanın içine maydanoz katmayın. Makarnanın üstüne maydanoz dökmeyin. Ben de ona karşı. Salataya maydanoz katmayın. Maydanozu hiçbir yemeğe katmayın lütfen. Köfteye hele sakın. Sakın kimse köfteye maydanoz katmasın. Buyurun. Hocam bir itirazım var burada. Buyurun hocam. En azından bir ayrıcalık yaratsak. Tabii, tabii. Şimdi bu semt meyhanelerinde 70 yaşını geçmiş, rakısını terk edememiş amcalarımız var. Onlar böyle sırf maydanoza limon sıkıp mezeyi ucuza getirmeye çalışıyor. Hani bana gözüme çok faydalı, ayağıyla garson da kapalıyor. Onlara bir başlık bıraksak. Tabii hocam maydanoz sade bir şekilde. Ha sade, sade. En fazla üstüne limon sıkılar. Limon, limon evet. Ama ayrı bir tabakta. Evet hocam. Yani görenlerin maydanoz olduğunu net anlayacağı şekilde masada bulunabilir. Evet. Ama ben köfteyi çatal alıp ağzıma götürdükten sonra onun içinden maydanoz çıkarsa evet, işte ben orada olay çıkarım. Hani sonuçta bizi dinleyen milyonlarca meyhane müşterisi de var. Evet. Onları kırmanın da anlamı yok. Aynen, aynen. Küçük bütçelerle yaşıyorlar. Aynen. Refik amcanın, Şefaat abi kalbini de kırmanın hiçbir evet, anlamı buradan yok. Buradan Refik amcayla Şefaat abiye sonsuz saygılar. Teşekkür ederim. Çetin abi diğer şeyimiz, neyimiz? Köşemiz. Ha. Haftanın deyim köşesi. Şimdi bu hafta bebek gibi uyumak deyimini ele almak istedim. Değerli eşim, saygın eğitimci Bilal Yıldırım Cengiz'in uyarısıyla. Şimdi bebek gibi uyumak tabiri biliyorsun çok güzel uyudum, hiç uyanmadım şeklinde kullanılıyor. Ama bilinenin aksine bebekler bebek gibi uyumuyor. Daha da önemlisi bebekler uyumuyor. Çok zor uyuyorlar. Sürekli uyanıyorlar. Yani bu deyimi kim çıkardıysa bir an önce geri alması lazım. Vallahi ben burada mazur görmeni isteyeceğim beni. Benim son bildiğim deyim damlaya damlaya göl olur. Hani bunu hiç daha yetişememiştim.
Biliyorsun eğitim hayatım da kısa sürdü. Hocam o zaman bu köşeyi haftaya iptal edelim. Haftaya iptal edelim. Size yürümeyecek. Ya da siz bir deyimler da... sözlüğü alın çalışın biraz. Çalışayım biraz. Evet. Evet. Manavlar Birliği'nden bu arada bize şey var. Tepki. Yoğun tepki var. Valla cevap hakları var istedikleri zaman. İsterlerse haftaya gelsin. Var da bu manav biraz saf bir manav galiba. Aynen. Maydanoz demeti 1 lira. Satsana portakalı 3'e 5'e. Doğru söylüyor. Karpuzu. Doğru söylüyor. Ciro. Hesaplık. Tabii canım 10 bağ maydanoz satacaksın 3 kuruş para edeceksin. Yani. Bırak satmayın. Peki Çetin abi. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Evet. Geçtiğimiz haftada birçok konuya değindi. Ama özellikle bir tanesi bizim de ilgimizi çekti. Bir başka programın eleştirisini yaptı. Onunla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim ondan sonra üzerine konuşalım. Ya bu kadar gerizekalı, bak gerizekalı, ahlaksızlık olmaz ya. Koyuyorlar şişeyi alta, çekiyorlar viskiyi, yorum yapıyorlar. Nereden kaldı? 3 Temmuz'dan, paralelden kaldı. Paralelden kaldı. Buna hep dönek. Evet, bir konuğumuz var. Konuğumuz Şakacı Enişteler Federasyonu eş başkanı Emrah Karman Çorman, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle programınızı tebrik ederim. Sağ olun. Yani başta siz olmak üzere bütün Periskop camiasına hayırlı uğurlu olsun. Zaten yarısı meme açan kızlar. O yüzden inşallah hayırlara vesile olsun. Amin. Çok teşekkür ederiz. Size hemen döneceğim. Öncelikle Çetin abiye bir kısa bir soru soracağım. Çetin abi bu masa altından içki içmekle ilgili bir şeyden bahsetti. Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alarak ne diyorsun bu konuda? Ne diyorum? Teşekkür ederim abi. Şimdi Emrah Bey siz yıllarca gençlere, düğünlerde oynayamayan gençlere, pardon efendim o nedir? Bir şey değil abi. Şey değil arkadaşlar, abi, pardon, abi, özür dilerim. Şunu alır mısınız? Evet, özür dilerim Emrah Bey de bu diye dedim. Hayır, buraya getirdim. Evet. Siz yıllarca utangaç, çekingen, düğünde oynamayan, pısırık pısırık oturan gençlere içki, kamusal alanda içki almanın uygun görülmediği ortamlarda masa altından içki vererek cesaretlenmelerini, sosyalleşmelerini sağladınız. Bu açıklamalar sizi üzdü mü? Ya şimdi ben öncelikle yakıştıramadım. Çünkü yani benim üzerimden, biz şimdi bir dernekler yasasına tabiyiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de dernekler yasasına tabi. Tabii dernek derneğe vuramaz şimdi. Hayır. Yani ne kadar ayıp. Bizim ayıp. Birlik olmamız lazım. Siz de bahsettiniz. Vallahi. Aidatlar, büyük evet. Bir sıkıntı. Şimdi vallahi. Aziz Yıldırım benim eş başkanım durumunda. Yani bizim de bir derneğimiz var. Mevkidaşsınız bir çeşit. Tabii ki. Tabii. Yani benim derdim, benim sıkıntım en iyi Aziz Bey anlar. Ben de onun sıkıntısını en iyi ben anlıyorum. Ama bana bel altı vurdu. Çok bel altı, ben de katılıyorum. Bu ayıp. Bu terbiyesizlik. Doğru, ben katılıyorum. Yani biz düğünde kendimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz masanın altından içeriz. Biz de içmesek kim artık en sonunda kafaya kravatı bağlayıp çamaşır yıkama hareketi yapacak? Kesinlikle. Yani bir düğünün başladığı gibi bitmesi ihtimali gerçekten... Yani o düğünün hiç olmama ihtimaliyle aynı derecede korkunç. Ya bir de kimse eniştelere karşısına almasın kardeşim. Şimdi biz bütün sülalelerde küfürlü fıkra anlatan kim olur? Enişte olur. Enişte olur. Mangallarda mangalı yapıp da en güzel eti yiyen kim olur? Enişte olur. Enişte olur. Siz de birer eniştesiniz ya. Doğru. Tabii. Ben söylüyorum, bizim derneğimizin sloganı bu. Herkes enişte adayıdır. Bence Sayın Başkan Aziz Bey... Aslında orada... Çok büyük, benim kalbimi çok kırdı. Yok, oradan bak, sen anla ya. Yok anladım. Derdini tam ifade edemedi. Bu Rasim Ozan denilen şahıs enişte olmadığı halde bu misyona yeltendiği için aslında bu... Bir çeşit onların da hukukunu koruyor. Tabii ki. O zaman buradan... Lütfen yanlış anlamışsınız. Prim yapıyor ya. Evet. Aynen. Prim buradan yapıyor. Açık çek. Sayın Rasim Ozan Kütahyalı bize bir eniştelik belgesi sunsun. Bu belgeyi ithafen... Masa altında istediği biz kadar içmeye devam edebilir. Ya bir dakika ya. Siz nasıl karar veriyorsunuz buna? Pardon. Yok, eniştelik belgesini siz vermiyor musunuz efendim? Hayır, bize ben gerekirse ben veririm. He. Tabii. Yani size başvurusun diye söyledim. Tabii son demek istedik. Peki sizin son yıllarda yaptığınız şakalara mani olunduğu yönünde söylemler var. Kayınpederlerin enişteler üzerinde baskı kurduğu
gülmelerini engelledi. Yani yeni Türkiye'de, kayınpederlerin, aynen, enişteleri daha baskın geldiği söyleniyor. Yok, hayır, öyle bir şey yok. Bilmiyorum, bize de öyle geliyor. Hayır, hayır, hiç öyle bir şey yok. Size kim söylediyse yanlış söylemiş. Kayınpeder ve enişte bölünmez bir bütündür. Değil mi? Buna açmaya, aramızı açmaya çalışan şer odakları var. Kim hocam bunlar? Kaynanalar. Kaynanalar, ha. Neyse, bu sefer Alman vakıflar değil. Aynen. Çok İlk şükür. Defa Alman vakıfları. Alman kaynanaları. Yine o, bu işin içinde de onlar var. Yanlış anlamayın. Doğru. Yani. Helga kaynanalar. Helga teyzeler. Peki siz aidat toplamada siz sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya şimdi eniştelik biliyorsunuz. Eniştelik bizim tüzüğümüzde de yazar. Genellikle kolpacılık üzerinden ilerlediği için biz şaşırtan şeyler değil aidat toplayamamamız. Yani alışkınsınız abi. Alışkınız. O yüzden kör topal gidiyoruz bir türlü. Hı. Keyfimiz çok de yerinde. Çok açık sözlü bir bence de kesinlikle. Yönetisi. Zaten enişteler açık sözlükleriyle birlikte bilinirler. Her ne kadar ona kayınpederle pota bastık dese de aynen. Asla açık görünürlük açık, yani bu. Tabii açık sözlülük. Peki siz kendi içindeki bu kolpacılık üzerinden birbirinizi değerlendirirken hayal kırıklığına uğramama mı motivasyonunuz? Yani hayatımda duyduğum en uzun soruydu öncelikle. Evet. Ben onu fark ettim. Soruyu, zaten sonunda soruyu dinlerken toparlayayım. Başımı unuttum. Açıkçası yani ama var bir hayal kırıklığı her kişinin içinde olur. Hepimiz şimdi mesela karşı. İzledik Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını. Evet. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım da bizim derneğimize üye bir kişi. Tabii o da enişte. O da enişte. Yani hani bunu biz kendimiz kendimize yapıyoruz ya. Enişteyi kırıyor kardeşim bu memlekette. Yani. Sen bunu yaparsan yurt dışından adam gelir sana neler yapar. O yüzden mi bazıları Türkiye'nin bu kurumlarının çözümünü yabancı enişteye bağlıyor? Tabii yani yabancı enişte transfer etme konusu uzun yıllardır zaten memleketimizde bir sorun. Hı. Ama biz kendi yerli ve milli enişlelerimizi yetiştiremedikten sonra hı, yani yabancı nereye kadar? Kıvanç Tatlıtuğlar'dan evet, sıra yabancı eniştelere gel. Evet, bu arada Sayın Emrah Bey bir soru var. Kel olmayan enişte olmaz, bir sıkıntı var diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kim bunu söyleyen ki? Bir tane kullanıcı. Açtım. Ya işte bak. Saç hemen bak bir de saldırmaya başladı, görüyor musun? Kesin bu Kayaçolar Derneği'dir. Aynen. Kesin. Bizim üzerimize bakın oynanıyor. Oyunlar oynanıyor kardeşim. Yapmayın etmeyin. Biz yerli ve milli bu ülkedeki tek derneğiz. Türkiye'nin milli aile şuuru paramparça ediliyor resmen. Bence buna gerek yok. Bizim kendimizi içeriden vurmamıza gerek yok. Bizim onlarca kurumumuz var zaten. Dayısı var, amcası var, baba yarısı amca var. Tabii. Ve bunların hepsinin de o ailenin genel otoriter tavrını esnettikleri bir alan var. Böyle böyle zaten insan büyüyor. Yoksa o otorite tekil olsa, tek baba otoritesi hakim olsa o zaman biz sıkışırız. Emrah Bey gibi enişteler tabii gelecekler ki gel bak sana bir kıyağım var diye bizi bir çağıracaklar ki o fırça yemekten asılan yüzümüz biraz gülsün. Zaten bu Türk milli aile kültüründe baba bir numaraysa enişte de on numaradır. Helal olsun. Oyun kurucudur. Helal herkes olsun. Ayarını verir. Evet. Nabza şerbeti çok iyi tutturur. Sormayın Çetin Bey. Yani inanın sormayın. Çok zor durumdayız. Yani evet, bizim şimdi memleketimiz, ya biz kendi değerlerimizi aşağılayan insanlar olduk. Değil mi hocam? Yani bu ülkede kendi yerli ve milli maydanoza laf eden adamlar türedi. Hocam toparlayalım istersen programı. Evet. Evet, yerli içine ve milli maydanoza laf eden adamlar türemiş. Türemişiz. Abi. Bak, bu ülkede maydanoz yetiştirmesini, maydanoz çiftçisi çok mağdur. Neden? Yurt dışından maydanoz getirmek isteyen insanlar var. Doğru. Şimdi Emrah Bey şunu söyleyeyim. Maydanoz çiftçisi. Ya sana şey bu maydanoz çiftçisi ne etti kardeşim maydanoz ya? Maydanoz çiftçisi diye bir şey yok. Maydanoz dediği anti maydanoz lobisi. Hadi çiçek buyurun. Yetiştirmek istemeyen babaannelerin saksıya ektiği. Siz Sadi Bey'e. Ve büyüttüğü bir gereksiz besindir ya. Şimdi bu besin üzerinden abi bana algı operasyonuyla itibarsızlaştırma operasyonu yapılacaksa bence o zaman yapıyor. Benim de kendimi tamam savunacağım bazı argümanlar olması lazım. Ya ben kimseyle birebir konuşma yapmak istemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Estağfurullah. Ama bu maydanozu Meksika'dan ithal etsek en büyük maydanozcular da bunlar olur efendim. Tabii tabii. Peki. Batı ayranı. Peki. Bunlar.
Peki ama Çetin Bey, siz de çok güzel satıyorsunuz. Açık açık türek dediniz ya. Hocam çok güzel sattınız be. Maşallah. Türek demiş bana. Peki teşekkürler. Emrah Bey teşekkür ederiz. Ya ben sağ teşekkür olun, ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir program. Eyvallah. Bugün Okan Bayülgen, Beyazıt Öztürk uyku uyuyamaz. Öyle çok mi? Sağ olun. Bir numaralı ederim. Şeylerisiniz, rakiplerisiniz. Evet. İnşallah önümüzdeki senelerde yine konuk olmak isterim. İsterseniz İnşallah. De sizde. İnşallah. İnşallah Emrah Bey. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İnşallah eniştelerimize de artık sahip çıkalım. Ne zaman başımız sıkışırsa eniştemize biz gideriz. Aynen. Bizim bir sorunumuz yok. İster evet. Masa altına, ister başı üstüne içsin içkisine. Evet. Bizim bir derdimiz yok eniştelerle. Evet. Teşekkür ederiz. Aziz Başkan gerekli dersi almıştır bu gece. İnşallah. Çetin Bey size de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Kalplere tıklayalım. Bundan buradayız. Teşekkür. Zamanlama manidar. Sağ ol. Evet, sevgili seyirciler, ilk programımızın sonuna geldik. Zamanlama manidar haftaya salı günü aynı saatte yine Medyaskop ekranlarında olacak. Şimdilik iyi geceler. Nasıl çalışanlar vejetaryendir. Et ve but aramazlar orada yani. He, aramıyorlar et. Tabii ki yani. Anladım. Ama Çetin abi şöyle de bir şey var şimdi. Gerçekçi olalım. Olur. Şimdi Türkiye'nin namuslu, dürüst, madalya takılası, onurlu iş adamlarını Amerikalardan kovuşturan savcı, paralel savcı, neden kendi ülkesindeki bu büyük çapta 100 milyar dolar eksi 100 bin dolarlık yolsuzluğu araştırmıyor? Karim sen bugün benim 3 kuruşluk NASA'daki malullük maaşımı elinden mi almaya çalışıyorsun? Ama anlayamadım. Ben... Hocam... Niye beni sıkıştırıyorsunuz bu gece? Sizin önemli olan maaşınız değil, yerli ve milli olmanız ya. Yerli ve milli de aç olmuyor ama işte. Ha? Aç olmuyor. Yerli da. Ve milli NASA'cı diye biliyoruz sizi. Sonra bak ben... Ya zaten NASA'daki herkes öyle değil. Paralelciler öyle. Pardon. Tabii ki zaten biz de bu konuda çeşitli defalarda üstlerime şey yazdım. Jurnaller yazdım yani. Jurnaller. Çeşitli açıklamalarınız evet. Oldu yani. Ama orada da işte dikkate alınmıyor üst katlarda. Sonra NASA'nın kardeşim bir ton da gideri var. Abartıyor bunlar yani. Yani yıldızlara bakanları var. Ay'a bakanı var. Bir de uzay gemileri çok yakıyor. Ve çok yakıyor. Aşırı benzin masrafı var. Dizel değil hiçbiri. Dizel değil maalesef. Sonra yani Sayın Orman Bakanı da bir konuda haklı. Evet. Biz NASA'dan ilerideyiz. Çünkü biz öyle Ay'a güneşe bakmayız. Bu ülkenin %70'i romantizma hastasıdır. Yağmur yağacağını Allah razı olsun. En az bir saat önce söylerler. Evet. Öbürü denizcisi şöyle bir bakar. Orada bulut birikti der, fırtına kopacak der. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. O yüzden biz ilerideyiz kardeşim. Peki. Ki ben eski bir NASA çalışan olarak söylüyorum. Eski NASA çalışan. Eski NASA'cı. Peki. Şimdi Çetin abi... coğrafya bölümümüze geldik. İstersen coğrafya bölümünde bugün enteresan bir Uzak Doğu şehrini konu alacağız. Evet. Siz de eski bir Uzak Doğu uzmanısınız. Evet. Eski diyebilir miyiz hocam? Eskiyim. Eski. Uzak Doğu eski uzmanı mı diyelim yoksa? Eski Uzak Doğu uzmanı. Eskinin Uzak Doğu'su mu? Tabii ben bugünün Uzak Doğu'su bilmem. Bilmezsiniz ha. Çin tarihi. İşte modern Moğolistan. Anladım. Bilirim. Ha şimdi çok kişi bir soru soruyor bana. Ya efendim siz niye Orta Doğu değil de Uzak Doğu? Ben 50 defa başvurdum. Orta Doğu'da kadro çıkmadı. Ben de baktım. En yakını Uzak Doğu. Yakın Uzak Doğu'yu. Yoksa hocam başvurduğunuz iş yerleri size aman bizden uzak dur mu dediler? Uzak durdum. Uzak Doğu uzmanı oldum. Niye hocam Orta Doğu uzmanı olamadınız? Kadrolar dolu kardeşim. Çok mu Orta beni? Doğu uzmanı var? Tabii ki. He, anladım. Memleket... Orta Doğu uzmanıyla dolu. Anladım. Peki. Bugünkü konumuz Singapur abi. Evet. Neresidir bu Singapur? Ne tavsiye edersin gidecek olanlara? Nerelere gitsinler? Nerede eğlensinler? Neler yapsınlar? Bir kere Singapur bir Asya ülkesi adadır. Adalar da insanlık tarihinde çok önemli şeyler taşır. Değerler taşır. Beni dinlersiniz hocam. Dinliyorum hocam. Ha. Soruları almakla ilgili bir şey vardı. Tabii. Şimdi Uzak Doğu dedin. Malezya bir kere Allah'a şükür çiftçinin tarımcının olmadığı tek topraklar.
Singapur. Tabii tabii, %2 civarı bir şey. Ne yapıyorlar hocam orada? Hepsi batılı yani, endüstriyelci. Endüstriyelci. Ve depolama sanayisi, tamirat sanayisi. Şimdi bugün haberlerde çıktı galiba. Gördüm. Binali Yıldırım'ın oğlunun Singapur'da bir rulet masasında görüntüleri çıkmış. Evet, fotoğrafları var. Fotoğrafları. Şimdi kardeşim, yani bu adam belki Singapur'a depolama işi için gitmiştir. Belki tamirat için. Belki telefonu düştü, kırıldı. Ekranını ucuz değiştirmek. Singapur'da daha ucuz. E gitmişken bir şansını deneyemez mi? Ha denedi. Şimdi bizim kültürümüzde zaten Luna Park'larda biliyorsun kassakla sigara tutturmalar, tavşana bilmem şey çektim. E şimdi burada teknolojiye dayanmayan şans oyunları batıya da gidince doğal olarak teknolojik şans oyunları denelim. Bir de hocam anladığım kadarıyla burada Rusya'nın da faks makinesi yok muydu diye bir soru gelmiş, pardon. Maalesef faksı açtık değil mi hocam? Faks çağını açtık. Bazıları başka şeyler, biz faks açtık. Evet. Çetin abi, burada bir Rusya parmağı görüyorum ben. Biliyorsun ilişkilerimiz gergin. Biliyorsun iki çeşit rulet var. Bir normal rulet masada oynanan, bir de Rus ruleti var. Şimdi sanki acaba Ruslar ruleti tekerlerini almak için mi diğer rulet için karalamak zaten almanız diye. Zaten bu fotoğrafın yayınlanma kaynaklarına bakarsan Rus kaynaklarından çıktı fotoğraf. Evet. Neden? Çünkü rulet ellerinden kaçıyor. Evet. Biz Avrupa ruletine geçtik. Rus ruleti nasıl bir şeydi hocam? Kardeşim Rus ruleti dedin zaten. Öyle bildiğiniz gibi bir rulette değil. Bildiğiniz Rus gibi. Ruleti yani iki arkadaş. Müsamerelerde öğretmenin tarafından hep başbakan rolünde oynatıldığını söyledi. Evet. Sen mesela abi daha sonra tabii bu müsamere gerçeğe dönüştü. Öğretmenin duasıyla gerçeğe dönüşüp başbakan oldu. Müsamere bir çeşit başka bir müsamereye dönüştü. Sen peki çocukken ne oynamıştın müsamerelerde ya da bu tür gösterilere katıldın mı? Hevesin var mıydı? Çok hevesim vardı. Kırdı ama hevesim kırdı. Kim kırdı abi seni? Şöyle, istersen biraz açarak anlatayım çünkü yeterince anlaşılamayabilir. Ben ilkokul 5'te bütün engellenmelere rağmen 23 Nisan kortejine kendimi zorla yazdırdım. Defalarca ailemi ikna etmeye çalıştılar. Ya bu çocuk katılmasın. Kim ikna etmeye çalışıyor? Öğretmenler, okul müdürü falan. Her şey. Niye size böyle kötülük yapıyorlar? Her şeye rağmen. Çünkü neden? O dönemde de Türkiye'nin yerli ve milli tek öğrencisi bendim. Ha. O dönem Milli Eğitim Masonların ve çeşitli Alman vakıflarının. Ve Mossad'ın. Tabii ki. Elindeydi. Kısmen paralel yapımında. Bayağı büyük bir kısmen paralel etki altındaydı. Neyse neticede o aralığı hepsini açtık. Balıkesir stadında okullar teker teker yürüyüş yaptı. Hocam üzerinizde ne var? Biraz betimleyin orayı. Betimleyeyim hocam. Ne giyiyorsunuz o sırada? O dönemde herkes mecbur siyah önlük beyaz yaka giyiyordu. Ha. Bir de kıyafet diye bir grup vardı. Kıyafet dikilirdi. Bizi işte almadılar oraya. Oraya almadılar. Orası bir üst. Ben hep oraya giderdim. Annem terzi olduğu için kıyafetle okuldan satın almazdık. Zengin çocuğu olmayasın sakın. Evet. Değildim. Terzi çocuğuydum ya. Ha terzi çocuğu kontenjanından. Kontenjanından. Makas mı tutuyordun yürüyüşte? Nasıl bir şey taşıyordun yani? Aynen. İşte o şeyi alıyordum. Kıyafeti anneme getiriyordum. Onun ölçülerini hemen ucuza dikiyordu yani. O şekilde. Demek ki bizim kerizliğimiz terzi çocuğu olmamak. Aynen. Peki siz hocam buyurun. Üzerinizde kara önlük var. Kara önlük, beyaz yaka. Ya sıra bize geldi. Kasımpaşa İlk Öğretim Okulu. Fakat kardeşim, o deminden beri saydım, vakıflar, masonlar, dernekler, Mossad'lar 23 Nisan'da yağmur yağdırdı. Allah Allah. Böyle bir şey mümkün mü ya? Senin cehette 23 Nisan'da yağmur gördün? Yok hocam, yok. Bizim yürüyüşümüz durduruldu. Apar topar dolmuşlara atıldık. Peki hocam tesadüf mü bu? Sizin 23 Nisan'da yürümenizin engellenmesi? Bence Türkiye'de tesadüfe bir yer yok. Olsa olsa zamanlama manidar olabilir. Zamanlama manidar geldi. Evet. Vallahi manidar zamanlarda geçmişsiniz. 19 Mayıs'a katıldınız mı hiç? Yaşım tutmadı. Hiç? Evet. 19 Mayıs hareketi yapmadınız mı? Yapmadım hocam. Ha? Hoş, tren gelir hoş geldin işte. Maalesef bizi almadılar. Almadılar. Yaşımız geçmişti. Hocam bayağı haksızlığa uğramışsınız ya. İnşallah birileri tarih önünde sizden özür diler bir gün.
Zaten herkes özür dilecek sırasıyla. Teşekkür ederim. Peki hocam, geçtiğimiz günlerde Orman Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun bir açıklaması oldu. Evet. Kendisi iklimle ilgili konuştu. Kendi verilerinin NASA'dan daha sağlıklı olduğunu iddia etti ve NASA'ya sen kimsin diye sordu. Hı hı. Şimdi siz biliyorsunuz eski bir NASA çalışanısınız. Emekli. Emekli. Mahallen emekli. Mahallen emekli hocam. Orayı düzeltelim. Yıllarca Uzayda Kürt Var mı enstitüsünün başındaydınız. Başındaydım. Neden mahallen emekli oldunuz hocam? Hocam sürekli göğe baka baka boynum tutuldu. Ha, tutuldu. O yüzden daha fazla o ağrıyı, acıyı çekemedim. Anladım. Bıraktım. Peki hocam, uzayda Kürt bulabildiniz mi? Yerleştim. Taşlarınızdan herhangi birini. Uzayda makul Kürt arıyorduk kardeşim. Makul Kürt arıyorduk. Normal Kürt aramıyorduk. Aynen. O normal da... Kürt Hakkari'de olur. Ha. Mardin'de olur. Diyarbakır'da. Ve minimum diğer başka sınırlarda olur. Makul Kürt dünyada olmadığı için uzaydan baktınız. Uzaydan baktık, orada da bulamadık. Süreci yürütecek makul Kürt bulamadık. Geçmiş olsun. Peki hocam, siz emekli bir NASA çalışanısınız ama... Galiba orada da maalesef akıl almaz derecede yolsuzluklar olmuş. Evet. Öncelikle onunla ilgili bir videomuz var. Hazır mı videomuz? Önce videoyu izleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. Hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz, yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki. Evet. Çetin abi, Kübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları net. Yani ortada 100 bin dolara çözülebilecek bir mesele var. Kendisi net söylüyor 100 bin dolar diye. Umuma açık, kamuoyuna açık, halka açık bir teklifte bulunuyor. Aynı işi NASA 100 milyar dolara yapıyor. Ama Sayın Cübbeli Ahmet Bey'in kaçırdığı bir şey var. Uygun görülmediği ortamlarda masa altından içki vererek cesaretlenmelerini, sosyalleşmelerini sağladınız. Bu açıklamalar sizi üzdü mü? Ya şimdi ben öncelikle yakıştıramadım. Çünkü yani benim üzerimden, biz şimdi bir dernekler yasasına tabiyiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe de dernekler yasasına tabi. Tabii dernek derneğe vuramaz şimdi. Hayır. Yani ne kadar ayıp. Bizim ayıp. Birlik olmamız lazım. Siz de bahsettiniz. Ne? Aidatlar, büyük bir sıkıntı. Şimdi ne? Aziz Yıldırım benim eş başkanım durumunda. Yani bizim de bir derneğimiz var. Mevkidaşsınız bir çeşit. Tabii ki. Tabii. Yani benim derdim, benim sıkıntım en iyi Aziz Bey anlar. Ben de onun sıkıntısını en iyi ben anlıyorum. Ama bana bel altı vurdu. Çok bel altı, ben de katılıyorum. Bu ayıp. Bu terbiyesizlik. Doğru, ben katılıyorum. Yani biz düğünde kendimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz masanın altından içeriz. Biz de içmesek kim artık en sonunda kafaya kravatı bağlayıp çamaşır yıkama hareketi yapacak? Kesinlikle. Yani bir düğünün başladığı gibi bitmesi ihtimali gerçekten... Yani o düğünün hiç olmama ihtimaliyle aynı derecede korkunç. Ya bir de kimse eniştelere karşısına almasın kardeşim. Şimdi biz bütün sülalelerde küfürlü fıkra anlatan kim olur? Enişte olur. Enişte olur. Mangallarda mangalı yapıp da en güzel eti yiyen kim olur? Enişte olur. Enişte olur. Siz de birer eniştesiniz ya. Doğru. Tabii. Ben söylüyorum, bizim derneğimizin sloganı bu. Herkes enişte adayıdır. Bence Sayın Başkan Aziz Bey... Aslında orada... Çok büyük, benim kalbimi çok kırdı. Yok, oradan bak, sen anla ya. Yok anladım. Derdini tam ifade edemedi. Bu Rasim Mozart denilen şahıs enişte olmadığı halde bu misyona yeltendiği için aslında bu... Bir çeşit onların da hukukunu koruyor. Tabii ki. O zaman buradan... Lütfen yanlış anlamışsınız. Prim yapıyor ya. Evet. Aynen. Prim buradan yapıyor. Açık çek. Sayın Rasim Ozan Kütahyalı bize bir eniştelik belgesi sunsun. Bu belgeyi ithafen... Masa altında istediği kadar içmeye devam edebilir. Ya bir dakika ya. Siz nasıl karar veriyorsunuz buna? Pardon. Yok, eniştelik belgesini siz vermiyor musunuz efendim? Hayır, bize ben gerekirse ben veririm. He. Tabii. Yani size başvurusun diye söyledim. Tabii son demek istedik. Peki sizin son yıllarda yaptığınız şakalara mani olunduğu yönünde söylemler var.
kayınpederlerin enişteleri üzerinde baskı kurduğu, gülmelerini engellediği. Yani yeni Türkiye'de kayınpederlerin aynen. Enişteleri daha baskın geldiği söyleniyor. Yok, hayır, öyle bir şey yok. Bilmiyorum, bize de öyle geliyor. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Size kim söylediyse yanlış söylemiş. Kayınpeder ve enişte bölünmez bir bütündür. Değil mi? Buna aramızı açmaya çalışan şer odakları var. Kim hocam bunlar? Kaynanalar. Kaynanalar ya. Neyse, bu sefer Alman vakıflar değil. Aynen. Çok İlk şükür. Defa Alman vakıfları. Alman kaynanaları. Yine bu işin içinde de onlar var. Yanlış anlamayın. Doğru. Yani. Helga kaynanalar. Helga teyzeler. Peki siz aidat toplamada siz sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya şimdi eniştelik biliyorsunuz. Eniştelik bizim tüzüğümüzde de yazar. Genellikle kolpacılık üzerinden ilerlediği için biz şaşırtan şeyler değil aidat toplayamamamız. Yani alışkınsınız. Abi. Alışkınız. O yüzden kör topal gidiyoruz bir türlü. Keyfimiz çok de açık yerinde. Sözlü bir bence de kesinlikle. Yönetisi. Zaten enişteler açık sözlükleriyle birlikte bilinirler. Her ne kadar ona kayınpederle potamasızlık dese de aynen. Asla açık gönüllülük yani bu. Tabii açık sözlülük. Peki siz kendi içindeki bu kolpacılık üzerinden birbirinizi değerlendirirken hayal kırıklığına uğramama mı motivasyonunuz? Yani hayatımda duyduğum en uzun soruydu öncelikle. Evet. Ben onu fark ettim. Soruyu zaten sonunda soruyu dinlerken başımı unuttum. Açıkçası yani ama var bir hayal kırıklığı her kişinin içinde olur. Hepimiz şimdi mesela karşı. İzledik Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını. Evet. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım da bizim derneğimize üye bir kişi. Tabii o da enişte. O da enişte. Yani hani bunu biz kendimiz kendimize yapıyoruz ya. Enişte kırıyor kardeşim bu memlekette. Yani. Sen bunu yaparsan yurt dışından adam gelir sana neler yapar. O yüzden mi bazıları Türkiye'nin bu kurumlarının çözümünü yabancı enişteye bağlıyor? Yabancı enişte transfer etme konusu uzun yıllardır zaten memleketimizde bir sorun. Hı. Ama biz kendi yerli ve milli enişterilerimizi yetiştiremedikten sonra yani yabancı nereye kadar? Kıvanç Tatlıtuğlar'dan sıra yabancı eniştelere gel. Evet, bu arada Sayın Emrah Bey bir soru var. Kel olmayan enişte olmaz, bir sıkıntı var diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kim bunu söyleyen ki? Bir tane kullanıcı. Açtım. Ya işte bak. Saç hemen bak bir de saldırmaya başladı, görüyor musun? Kesin bu Kayınçolar Derneği'dir. Aynen. Kesin. Bizim üzerimize bakın oynanıyor. Oyunlar oynanıyor kardeşim. Yapmayın etmeyin. Biz yerli ve milli bu ülkedeki tek derneğiz. Türkiye'nin milli aile şuuru paramparça ediliyor resmen. Bence buna gerek yok. Bizim kendimizi içeriden vurmamıza gerek yok. Bizim onlarca kurumumuz var zaten. Dayısı var, amcası var, baba yarısı amca var. Tabii. Ve bunların hepsinin de o ailenin genel otoriter... Türkiye'nin tek yerli ve milli konuşma programı Zamanlama Manidar'a hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta, bundan sonraki haftalarda olacağı gibi Çetin Tankoç. Esnaf, şair ve günün adım Çetin Tankoç. Abi kusura bakma lakaplarını bir kısmını geciktirdin. Geciktirdim, özür dilerim. Önemli kardeşim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Öncelikle yeni bir mecradayız. Medyaskop'tayız. Onunla ilgili bir iki kelam et istersen. Edeyim. Dinamik, güzel. Yeni bir atmosfer. Teşekkürler abi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk zirvesindeki açıklamalarından başlayalım. İslam Konferansı Örgütü eski adıyla. Evet. Bir aidat toplamadaki sıkıntıdan bahsetti. Bununla ilgili sitem iletti ülkelere. Evet. Genel olarak da ülkemizde bir aidat toplamada sıkıntı yaşanıyor abi. Yani bundan apartman yöneticileri de şikayetçi, dernekler de esnaf şikayetçi, odalarda. Esnaf odaları şikayetçi, kulüpler şikayetçi. Evet. Nedir bunun bu sorunun çözümü sence? Ya bunu beni tanıyanlar zaten bu konuda daha önce milli projeler ürettim biliyorlar. Yer yerde başarılar elde ettik. Ne gibi? Şimdi bir kere biz daha önce Türk ordusunun ihtiyaç fazlası emekli albaylarını apartmanlarda istihdam ederek aidat kaçağını engelledik. Yani takır takır ayın 1 ile 5 arası bile değil. 1 ile 2 arasında aidatlar takır takır aktı. Fakat sonradan İşte yeni Türkiye, sivilleşme, genç rahatsızlardan sonra bu emekli albaylar gözden düştü. Bir çeşit aslında otoritelerini kaybettiler. Kaybettiler. Gelen artistik yaptı, nanik yaptı. Abi bir dahaki ay vereceğim diyenler oldu. Bunları sivilleşmeyi kötüye kullananlar olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii, yoksa sivillik iyi bir şeydir. Keşke herkes sivil olsa.
Bir memleket siviller ile yükselir zaten. Değil mi yani evet. Şimdi? Ama biz orada dereceyi kaybettik yani. Orantıyı tutturamadık. Böyle de Türkiye'nin bütün kurumlarında yani yeni Türkiye'de aidatlar aksadı kardeşim. Demin saydığın gibi de apartmandan tut devlet dairesi kurumuna kadar hepsi de akışlar bozuldu. Bunun için de beni daha önce tanıyanlar muhtarlara verdiğim önemi bu konuda proje hazırladığımı Cumhurbaşkanı'nı yönlendirdim bilirler. Evet aynen. İlk gündeme getirdim. Defalarca bu programda konuştuk bunu. Gündeme getirdik. Bugün de ben çözüm olarak muhtarların bu konuya görevlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birebir markaja uygun bir kurum. Sürekli mahallenin içinde. Yani aidat ödemeyen esnafı da takip eder. Apartman sakinini de takip eder. Kulüp üyesini de takip eder. Kaçmaz yani. Hem de bürokratik tecrübeleri var değil mi Çetin abi? Tabii ki. Yani bir yönetme kabiliyeti artı bir de yönetme tecrübesi ister bu tür işler. Bir de elinde dinamik, canlı, aktif bir azalar. İhtiyar heyeti var. İhtiyar heyeti de var. Yani henüz yaşayanlarıyla onların, evet. Emekli ama yaşayanlarıyla evet. Bir şey kurulabilir diyorsun yani. Tabii bir şey daha söyleyeyim. Sen kızacaksın biliyorum ama. Aziz Yıldırım'ın da evet, bu diyorum. Konulardaki başarısı yatsınamaz. Aynen. 300-500 üyeden hem 1 milyon üyeye çıkarıp hem de çatır çatır aidat alması doğrusu takdire dayan bu konularda istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani muhtarlarda çözüm olması Aziz Yıldırım çözüm Yıldırım. Olabilir. Peki Sayın Yıldırım'ın da açıklamaları var. Ona daha sonra geleceğiz. Söz hakkı da doğdu mu acaba ona? Valla doğduysa mecramız herkese aç. Peki Çetin abi yani bu aidat meselesini aidatlıktan çıkarıp yıldat formatında yıllık mı alsak? Biliyorsun spor salonları bu konuyu çözdü. Aylık üyelik alıyorlardı. Zaten. Şunu anladılar. Baktılar aylık para veren kerizler gelmiyorlar. Yani. Ben bundan yıllık para alayım nasıl olsa 3 gün sonra gelmeyecek. Dolayısıyla yıllığa çevirdiler işi. Yani böyle bir keriz silkeleme yöntemiyle acaba. Spor salonu sistemi. Aynen spor salonu sistemiyle aidatı yıldata çevirip yıllık alalım. Zaten gelmeyen gelmez. Vallahi şu andaki şeye de çok uygun aslında. Ülkenin konsepti o kerizleme aynen, yöntemi uygun aynen. Aslında. Bir de tabii burada İran'ı ayırmak gerekir. Aidatını vermeyen ülkelerden. Adam hem parasını veriyor hem kınanıyor ya. Niye aidat ödesin ki? İşte parasıyla rezil olmak var. Aynen. Odur yani. Maalesef İran ödedim ödedemedim aidatı. O ülkeleri kaçırdım ama öder. Öder. İran öder. Öder. Evet. Peki. Var mı Çetin abi konuya ekleyeceğim bir şey? Biz söyleyeceğimizi söyledik artık. Çok gerekli net. Devlet erkanı bundan ibretlik dersler çıkarsın. Çok net söyledin. Bu arada soruları alabiliriz arkadaşlar. Ben bu ekranda soruları görebiliyorum herhalde. Evet. Çetin abi yine geçtiğimiz günlerde hastalığına yakalandım görüyor musun? Evet. Maalesef. Bu bir virüs galiba. Konuya giriş dersi mi alsam ben ya? Vallahi bu konuda bir sürü ders veriliyor. Evet değil mi? Konuya tabii. Girme dersi. Fıkrayla mı başlasam acaba? Küçük bir fıkra anlatıp. Küçük yersiz bir fıkra. Oradan olabilir kardeşim. Bağlayayım. Peki. Çetin abi şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Evet. Galiba öğretmenlerle ilgili bir toplantıda. Kendisi ilişkisi de angajman kurallarını ihlal ettiğinde bunu kardeşim yarın sabah ruletle hallediyordular. Yani öyle sandığımız gibi başka bir şey değil. Silahı tutuyorsun kafana tutuyorsun öyle bir şey yok. Yani. Anladım. Angajman kuralı ihlal tartışmasıdır yani. Anladım. Peki. O zaman diyorsun ki yani bunda bir sorun yok. Yani yazı tura atmakla gidip orada rulet oynamak arasında ne fark var? Bence zamanlaması manidar. Zamanlama mı? Neden bu çocuk ilk defa mı kumara başladı ya? Tabii. Niye şimdi diyorsun? Ben niye rulette? Aynen. Niye kağıt oyunu değil? Aynen. Doğru. Çok haklısın. Peki. Çetin abi başka köşemiz. Bundan sonra her hafta haftanın lüzumsuzluk köşemiz olacak. Bu hafta haftanın lüzumsuzluk köşemizin konu maydanoz. Maydanoz. Şimdi öncelikle ben giriş yapayım. Lütfen hocam. Sizin zaten burası. Buradan bütün yemek yapıcılara, kadın erkek, bütün yemek yapan emekçi insanlara... Çok güzel ifade ettin ya, yemek yapıcılar. Evet, yapıcılar. Profesyonel ya da amatör. İlk defa duyuyorum. Lütfen, ama lütfen, hiçbir yemeğin içine maydanoz katmayın. Çorbanın içine maydanoz katmayın. Makarnanın üstüne maydanoz dökmeyin. Ben de ona karşı. Salataya maydanoz katmayın.
Maydanozu hiçbir yemeğe katmayın. Lütfen köfteye hele sakın. Sakın kimse köfteye maydanoz katmasın. Buyurun. Hocam bir itirazım var burada. Buyurun hocam. En azından bir ayrıcalık yaratsak. Tabii, tabii. Şimdi bu semt meyhanelerinde 70 yaşını geçmiş, rakısını terk edememiş amcalarımız var. Onlar böyle sırf maydanoza limon sıkıp mezeyi ucuza getirmeye çalışıyor. Hani bana gözüme çok faydalı, ayağıyla garson da kapalıyor. Onlara bir başlık bıraksak. Tabii hocam maydanoz sade bir şekilde. Ha, sade, sade. En fazla üstüne limon sıkıyorlar. Limon, limon, evet. Ama ayrı bir tabakta. Evet hocam. Yani görenlerin maydanoz olduğunu net anlayacağı şekilde masada bulunabilir. Ama ben köfteyi çatal alıp ağzıma götürdükten sonra onun içinden maydanoz çıkarsa evet, işte ben orada olay çıkarım. Hani sonuçta bizi dinleyen milyonlarca meyhane müşterisi de var. Evet. Onları kırman da anlamı yok. Aynen, aynen. Küçük bütçelerle yaşıyorlar. Aynen. Refik amcanın, Şefaat abi kalbini de kırmanın hiçbir anlamı yok. Buradan Refik amcayla Şefaat abiye sonsuz saygılar. Teşekkür ederim. Çetin abi diğer şeyimiz, neyimiz? Köşemiz. Ha. Haftanın deyim köşesi. Şimdi bu hafta bebek gibi uyumak deyimini ele almak istedim. Değerli eşim, saygın eğitimci Bilal Yıldırım Cengiz'in uyarısıyla. Şimdi bebek gibi uyumak tabiri biliyorsun, çok güzel uyudum, hiç uyanmadım şeklinde kullanılıyor. Ama bilinenin aksine bebekler bebek gibi uyumuyor. Daha da önemlisi bebekler uyumuyor. Çok zor uyuyorlar. Sürekli uyanıyorlar. Yani bu deyimi kim çıkardıysa bir an önce geri alması lazım. Valla ben burada mazur görmeni isteyeceğim beni. Benim son bildiğim deyim damlaya damlaya göl olur. Hani bunu hiç daha yetişememiştim. Biliyorsun eğitim hayatım da kısa sürdü. Hocam o zaman bu köşeyi hafta iptal edelim. Hafta iptal edelim. Size yürümeyecek. Ya da siz bir deyimler sözü alın çalışın biraz. Çalışayım biraz. Evet. Evet. Manavlar Birliği'nden bu arada bize şey var. Tepki. Yoğun tepki var. Vallahi cevap hakları var istedikleri zaman. İsterlerse yani, haftaya gelsin. Var da bu manav biraz saf bir manav galiba. Aynen. Maydanoz demeti 1 lira. Satsana portakalı 3'e 5'e. Doğru söylüyorsun. Karpuzu. Doğru söylüyorsun. Ciro, ciro, ciro. Hesaplık. Tabii canım 10 bağ maydanoz satacaksın 3 kuruş para edeceksin. Yani. Peki Çetin abi. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Evet. Geçtiğimiz haftada birçok konuya değindi. Ama özellikle bir tanesi bizim de ilgimizi çekti. Bir başka programın eleştirisini yaptı. Onunla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Ya bu kadar gerizekalı. Bak gerizekalı. Ayaksızlık olmaz ya. Koyuyorlar şişeyi alta, çekiyorlar viskiyi, yorum yapıyorlar. Nereden kaldı? 3 Temmuz'dan, paralelden kaldı. Paralelden kaldı. Buna hep dönek. Evet, bir konuğumuz var. Konuğumuz Şakacı Enişteler Federasyonu eş başkanı Emrah Karman Çorman. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle programınızı tebrik ederim. Sağ olun. Yani başta siz olmak üzere bütün Periskop camiasına hayırlı uğurlu olsun. Zaten yarısı meme açan kızlar. O yüzden inşallah hayırlara vesile olsun. Amin. Çok teşekkür ederiz. Size hemen döneceğim. Öncelikle Çetin abiye bir kısa bir soru soracağım. Çetin abi bu masa altından içki içmekle ilgili bir şeyden bahsetti. Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alarak ne diyorsun bu konuda? Ne diyorum? Teşekkür ederim abi. Şimdi Emrah Bey, siz yıllarca gençlere, düğünlerde oynayamayan gençlere, pardon efendim o nedir? Bir şey değil abi. Bir şey değil arkadaşlar, abi. Pardon özür dilerim. Şunu alır mısınız? Evet, tamam. Özür dilerim Emrah Bey de buraya diyelim. Hayır, buraya getirdim. Evet. Siz yıllarca utangaç, çekingen, düğünde oynamayan, pısırık pısırık oturan gençlere içki, kamusal alanda içki almanın,